Sallu ala kurrati ayunina Muhammed. Allahumma salli ala Resulina Muhammedin ve ala ali Resulina ve Nebiyyina Muhammed. Selamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Maide suresindeyiz. Surenin 48. ayetindeyiz. Estaizu billah. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Maide suresi 48. ayet. Ayeti okuyorduk, sonlarına gelmiştik önceki ders. Ayette Allah Azze ve Celle elçisine hitaben وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ sana da kitabı indirdik بِالْحَقِّ hak ile yahut hak üzere مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ öncesinde kitap namına ne varsa onları tasdik eden وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ve onların üzerine otoriter فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ dolayısıyla sen onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ onların arzularına uyma عَنَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ sana gelmiş haktan sapıp veya sana gelmiş haktan onların ehvalarına tabi olma, uyma. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا sizden her biriniz için yani her bir ümmet için bir şira, bir yol, bir hukuksal çerçeve, teşri, şeriat, ve minhaca ve bir metot, ibadetler, ibadet biçimleri vesaire var ettik, kıldık. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı. Velakin ama öyle yapmadı. Böyle yaptı, yani mevcut durumdaki gibi yaptı. Teşriler farklı, yöntemler farklı. İnançlar aynı, inanç temelleri aynı esaslar üzerine kurulu. Bu farklılıklar velakin liyebluvakum sizi sınamak için fî mâ âtâkum size verdikleri hususunda sizi sınasın diye. Önceki ders buraya kadar ele almıştık. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ sizi sınasın diye فِي مَا اَتَاكُمْ size verdikleri hususunda. Fe dolayısıyla اِسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ hayırlarda yarışın.
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Dolayısıyla hayırlara koşturun. Birbirinizi hayırlar hususunda, birbirinizle hayırlar hususunda yarışın. Önce davranmaya çalışın. Hayırları yapmak noktasında. Buradaki fe mevcut durum üzerine kurulu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle farklılıklarınızı sınavınız için bir araç oluşturdu. Bu farklılıklara takılmak yerine mevcut durumda her biriniz veya her bir ümmet farklı farklı olmasına rağmen bulunduğu konumda, bulunduğu imkanlar, sahip olduğu imkanlarla yapabildiklerine davransın. Yapabildiklerine koştursun. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Bu ifade sanki herkes yapabileceklerini yapsın. Esas olan budur. Farklılıklar bir sorun teşkil etmeyecektir. Farklılıklar ancak sınavın bir parçası. Onlar sınavın adaletini de, sınavın düzenini de, dengesini de bozacak değil. Siz işinize bakın. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Hayırlarda yarışmaya bakın. Ne kadar çok puan toplarsanız, ne kadar çok iyilik yaparsanız, bu sizin hanenize yazılacak. Sizin için bir yararlı sonuç olarak geri dönecek. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Allah sizi size verdikleri hususunda sınasın. Şu halde siz hayırlarda yarışın. Bu ifade pek çok kimsenin takıldığı dünya yaşamıyla, dünya hayatıyla ilgili başkaları üzerinden takıntı haline dönüştürdüğü farklılıklarını yahut kendi bakış açısıyla eksikliklerini doğru bulmuyor, buna takılmayı doğru bulmuyor. Allah seni sana verdikleri kadarıyla ve sana verdikleri üzerinden sınayacaktır. Şu halde sen şu ortamda yapabildiğin ne kadar hayır varsa, şu imkanlarla veya bahsettiğin, öyle gördüğün eksikliklerinle yapabildiklerine davran. Onları yapmaya çalış. Sen takatin, imkanların nispetinde yüzde atıyorum 80 başarılı olursan, senden kendisine daha fazla imkanların verildiği kimse aynı başarıyı yakalayabilmesi için o büyük imkanlar içerisinde yine %80 oranında doğru işler yapmak zorunda kalacak. O sebeple kendini ondan daha az, daha eksik, daha yetersiz belleme. Az da olsa, sınırlı da olsa, sen sınırlı imkanlarınla yapacağın küçük şeyler bir başkasının çok büyük imkanlar içerisinde yapacağı devasa şeylere karşılık gelebilir. O yüzden فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Siz farklılıklara takılmayın. Hayırları yapmaya, hayırlarda birbirinizle yarışmaya girişin. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا. Sonuçta dönüşünüz Allah'a. Bu ifade mevcut eksikliklerinizle, noksanlıklarınızla, başkalarında görüp kendinizde eksik bulduğunuz şeylerle, yani dünyadaki rolünüzle öylece kala kalacak değilsiniz. Zaten bu geçici bir süre devam edecek ve ondan sonra Allah'a döneceksiniz. Bu sebeple geçici olanlar hususunda bir takılma yaşayıp oraya öylece bağlanıp veya bunları bir takıntı haline dönüştürüp öylece kala kalacağınıza, mevcut durumun geçici, eldeki imkanların ise ancak büyüklüğü oranında sorumluluk doğuran imkanlar olduğunu düşünüp imkanlar üzere yapabileceklerine kişi koşturmalı. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Dolayısıyla kimse kendisini işe yaramaz, başka devasa işler yapanlar yanında bir hiç, basit saymamalı. Kendi imkanları ölçüsünde yapabildikleri başkalarının
yine o büyük imkanları ölçüsünde yapabildiklerine eşdeğer olabilir, karşılık gelebilir. Çünkü Allah mutlak olarak sınamıyor, verdikleri üzerinden sınıyor. Bakın ayette liyebluvakum, sizi sınasın diye, fî mâ âtâkum, size verdikleri üzerinden diyor. Dolayısıyla nisbi, görece bir değerlendirme söz konusu olacak. Allah kulunu karşısına aldığında neler yaptın demeden önce, peki sana neler verdik diyecek. Önce neler verdik, verdikleri gündeme gelecek. Sonra bu verilenler, bu verilen imkanlar ölçüsünde sen neler yaptın. Dolayısıyla kişinin yaptıkları sahip olduğu imkanlar oranında gündeme gelecektir ve oradaki oran önemlidir. Yoksa mutlak olarak bakılırsa, o zaman başkaları şu kadar devasa işler yaptı, benimki çok az kalır onun yanında diye insan kendi durumunu küçümseyebilir yahut azımsayabilir. Medine'ye hicret sonrası yanılmıyorsam muhacirler böyle bir duyguya kapılmışlar. Medineliler kendilerini karşılamış. Yaşamlarını onlarla paylaşmışlar. Yiyeceklerini sağlıyorlar. Barınak imkanı sağlıyorlar. Ensar zengin, göçüp gelen muhacirler, fakir kimseler. Diyorlar ki, bunlar bize bu kadar büyük iyiliklerde bulundular. Bunlarından ötürü büyük sevapları var ve hala bulunuyorlar. Biz öte yandan diğer şeylerde onlarla aynıyız. Bizimle beraber namaz kılıyorlar, bizimle beraber dini ibadetlerini yerine getiriyorlar. Üstüne de böyle büyük, muazzam bir sevap işliyorlar. Muhacirleri barındırarak, hayatlarını onlarla paylaşarak. Dolayısıyla da geri kalıyoruz. Onlar aldı başlarını gidiyor gibi bir hisse kapılıyorlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar aradaki açığı kapatalım diye. O da onlara tesbihat öğretmiş. İşte bu bildiğiniz 33 kere tesbihler sanıyorum o rivayette de geçiyor. Yanılmıyorsam aynı rivayette bir vakit sonra gelip Allah'ın elçisine ey Allah'ın Resulü, Ensar senin bize verdiğin tesbihat öğüdünü duymuş, onları da yapıyorlarmış. Yani yine aldılar başlarına gidiyorlar gibi bir ortam yaşanmış veya en azından rivayette öyle anlatılır. Allah'ın Resulü de yanılmıyorsam rivayette ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ ayetini okumuş. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir şeklinde. Dolayısıyla başka kimselere oranla kişi kendisini değerlendireceğine, Allah'ın kendisine verdiği imkanları yerli yerince, olabildiğince yapabildiğine bakmalı, yapıp yapmadığına bakmalı. Çünkü Allah insanları verdikleri üzerinden sınar, vermediği bir şey üzerinden sınamaz. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَتَاهَا. Allah hiçbir nefse vermediği bir şeyi istemez veya sorumlu tutmaz. İllallahi merciakum cemia. Dönüşünüz sizin Allah'adır. Dolayısıyla farklılıklarınız kalıcı değil, geçicidir. Esas dönüş yurdunda kalıcı sonuçlara ulaşacaksınız. Bu ifade bile mevcut durumdaki farklılıklarınızı dert edinmeyin, sorun etmeyin şeklinde bir mana var. Başka bir ayet var buna benzer. Allah Azze ve Celle "Undur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd." Bak nasıl onları birbirlerine üstün kıldık. Birine zenginlik verdik, birine biraz daha fazla zenginlik, öteki biraz fakir, birikine zeka, ötekine beceri, falancaya ses, ötekinde bilmem ne özellikler. Farklı farklı imkanlar insanlar açısından ve rengarenk. Allah Azze ve Celle bak insanlar nasıl böyle seviye seviye farklı farklı düzeylerde yaşam yaşıyorlar, imkanları yaşıyorlar. Undur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Ayet şöyle bitiyor. Velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tafdila. Ahiret ise
hem dereceler bakımından arası daha açık. Yani dünyadaki kadar birbirine yakın değil dereceler. Araları daha açık kademeler, basamaklar. Ve ekberu derecatin ve ekberu tafdila. Ve hem de üstünlük bakımından daha farklı, daha büyük ve esas olan daha kalıcı. Vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun meredde. Şu halde bu okuduğum ayette Allah, farklılıklar sana dokunuyor mu? Canını sıkıyor mu dünya hayatındaki? Şu halde kalıcı yaşamdaki farklılıklar da kendi konumunu, kendi yerini amellerinle kendin tayin edeceksin. Eğer üstün bir yer, güzel bir yer, üste bir yer almak, edinmek istiyorsan, kalıcı yaşamdaki düzeyini belirlemek senin elinde. Dünyadaki bu farklılıklardan yola çıkarak ahiret için yatırım yap dercesine bir mukayeseyi kulun önüne sürüyor. Bu ayetlerin tümünde Allah'a döneceğiz. Bu yaşamımız bitti, bitmek üzere. Kalıcı yaşamın eşiğindeyiz. Orası için ne yapıyoruz biçiminde bir çerçeve vardır. Eğer bu çerçeveyi ahiret boyutuyla göz ardı ederseniz, bu ayetlerin tümüyle anlamı, mesajı, çağrısı düşer. O sebeple insanların çoğusu Kur'an'ın bu yöndeki mesajıyla değil, kendi yaşamlarıyla sınırlı bir mantık üzere yaşadıklarından, başkalarıyla olduğundan daha fazla ilgililer, belki psikolojik düzeyde rahatsızlıklar oluşturacak düzeyde sıkıntıya kapılanlar var. Hayatını tamamen başkaları ile kıyaslayarak, başkaları üzerinden anlamlandırarak, onlara göre kendisini konumlandırarak yaşayan pek çok insan varsa, bizler de çoğu zaman, en azından kendim, böyle bir girdapta buluyorum kendimi. Bunun nedeni eksen kayması, bunun nedeni ufuk daralması, bunun nedeni kişinin ahiret referansını düşünce planında kaybetmesidir. Ahiret ufku kaybolunca çerçeve veya bakış açısı çok daralıyor. Bakış açısı çok daralınca da mevcut nimetler sınırlı. Bunların paylaşımındaki farklılıklar insanlara dokunuyor. Bakıyorsunuz gitmiş falancayı öldürmüş, öteki filancayla mücadele ediyor. Bir iki hayatını tamamıyla falancayla yarışmak hırsı üzerine kurmuş. Hatta o yarıştığı kimse bir gün ölürse bu da kendisini artık anlamsız hissetmeye başlıyor. Çünkü o kadar uzun bir zaman onunla yarışmak üzerine hayatını temellendirmiş ki rakibi kaybolunca şimdi ne yapacağım dercesine boşluğa düşüyor. O sebeple Kur'an'da Allah Azze ve Celle kendisini dahil ettiği kulunu muhatap alarak kendisini insanların hayatına, kulların hayatına dahil ettiği vaatleriyle, tehditleriyle, böylece ahiret yaşamını onların şuur dünyalarında var ettiği, oluşturduğu bir hitap biçimiyle veya bir çerçeveyle kullarını karşılıyor. Böyle kimseler elbette ki dünyayı gözlerinde değer olarak düşüren, Allah Azze ve Celle'nin bu farklılıkları oluşturan kudret olduğunu bilerek başkalarını kıskanmayan, kendi farklılıklarını yahut eksikliklerini sorun haline dönüştürmeyen müsterih bir yapıya kavuşuyorlar. Onların yaşamları huzura kavuşuyor, müsterih oluyorlar. Allah'ın gücüne, kudretine teslim olmaya başlıyorlar. Bu onları hem dünyada refaha, huzura, itminana hem de ahirette muazzam bir ödüle yaraşır bir sürece sokuyor. Bu bahsettiğim mananın hepsi Kur'an boyunca pek çok yerde sıkça mevcut ama burada bir satır içerisinde وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اَتَاكُمْ sizi sınasın diye size verdikleri üzerinden فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ dolayısıyla siz hayırlarda yarışın. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ sizin dönüşünüz Allah'adır. Cemiyen
tümüyle hepiniz Allah'a döneceksiniz. Dolayısıyla bu hayatta birileri kalıp kendilerine ayrı bir ortam, ayrı bir imkan, ayrı bir dünya kuracak değiller. Gidenlerin geride kalanlara söylediği en acı söz, siz de geleceksiniz sözüdür. Emekli olanların henüz daha çalışanlara, biz oralara bir daha gelmeyeceğiz doğru ama siz buralara kesinlikle geleceksiniz dediklerinde bu taraftakiler yolcu olduklarını hissediyorlar. Mezardakiler de bize aynı şeyi söylüyorlar. Biz oralara gelmeyeceğiz ama siz buralara geleceksiniz. Dolayısıyla biraz daha ev sahibi, biraz daha kalıcı imkanlara ve kalıcı ortamlara daha önceden gitmiş, irtihal etmiş, biraz tecrübe kokan ifadelerle sesleniyorlar. Allah Azze ve Celle zatına dönüşü Kur'an'ın pek çok ayetinde insanlara hatırlatır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah'a ait, onun tarafından yaratılmış, onun tarafından var edilmiş ve kendisine dönüşte olan kimseleriz. İleyhi raciun. Dönmekteyiz. Hali hazırda dönüşümüz, yürüyüşümüz ona doğru gerçekleşmekte. Dolayısıyla madem ki gitmektesiniz, terk etmekte olduğunuz yerdeki imkanlar ve farklılıklar sizin açınızdan sorun teşkil etmesin. Mevcut imkanlarınızı hayırlar açısından, hayırları edinmek, kazanmak açısından değerlendirin. Sizin elinizdekiler Allah'ın size verdiği, salt sınamak için verdiği şeylerdir. Bu ifadeler, bu yoğun hayatın anlamını kapsayan ifadeler okuduğumuz ayetin bir tek satırı içerisinde. Dönüş Allah'a, dönünce ne olacak? Feyunebbi'ukum. O size haber verecek. Bima kuntum fihi tahtelifun. İhtilaf edip durduğunuz, çekişip anlamına gelebilir. Çekişip durduğunuz ya ayrışıp durduğunuz, farklılaşıp durduğunuz. İnsanlar pek çok açıdan bu tür farklılaşmaları inanç bakımından, yaşam tarzı açısından, imkanları ele geçirmek açısından, hayat içerisinde innemel hayatu dunya laibun ve lahun ve zina ve tefahurun beynekum diyor Cenab-ı Hak ve tekâthurun fil emmuali vel evlâ. Ya birbirinize cakas attığınız, üstünlük oluşturmaya çalıştığınız, böbürlenmeye çalıştığınız ya birbirlerinizle mal ve çocuk bakımından, evlat bakımından çoğalarak, büyüyerek, genişleyerek yarıştığınız ve sizi bunun helake sürüklediği bir yaşam. Elha kumut tekâthur. Bunların hepsi o gün Allah tarafından kullarına kim ne yaptı, kim nice bir yol tuttu, nasıl bir yol tuttu, hayatta eylemleri, yaptıkları, hangi amaçla ve ne sebepledir, gerek niyetler boyutuyla, gerek ameller boyutuyla Allah tarafından kullarına ihbar edilecek. Öyle bir ihbar ki, bir kitapla bildirilecek bu. İkra kitabek, kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Oku kendi kitabını. Kendin okuyunca kendi hakkında senin vereceğin hüküm, senin düşüneceğin kendi hakkındaki kanaatin dahi yeterli olacaktır. Kendini göreceksin. Onlar kitaplarını görünce يَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Bu nice bir kitap. Bu nasıl bir kitap ki ne ufak bir şey kalmış geride bırakmış, ne de büyük, illa ahsaha, hepsini içine alıp kuşatmış. Başka ayette Allah, onlar unuttular amellerini, ancak Allah unutmadı. Ahsahullahu ve nesuh. Pek çok kulun unuttuğu, ancak Allah'ın derleyip, toplayıp, hazır ettiği o kitap ile kullar yapıp ettiklerini karşılarında bulacaklar. Dolayısıyla değil mi ki geri dönüp yaptıklarınızla karşılaşacaksınız? Şu halde ne yaptığınıza odaklanın. Allah'ın tavsiyesi ise iyiliklerde, güzelliklerde birbirinizle adeta yarışırcasına hayata bu açıdan
dalmanız veya bu açıdan girişmeniz. Feyunebbi'ukum, size haber verecek. Bima kuntum fihi tahtelifun, her ne ihtilaf edip durduğunuz konularda. Başka bir ayette thumme yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Sonra kıyamet günü Rabbinizin huzurunda birbirinizle muhasama eder, davacı olur, birbirinizi şikayet eder, birbirinizden haklarınızı almaya, birbirinizle dünyadan kalma müşkillerinizi oracıkta çözmeye kalkışırsınız. Dönüş yeri ve yevmul fasl, haklının haksızdan ayırt edileceği, doğru sözün, adil sözün, Allah'ın hükmünün icra edileceği, gerçekleştirileceği gündür o. Böylece 48. ayeti ele aldık. Ayet kapsamı itibariyle Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın Resulü'nün risaletini, Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları tasdik eden ve onlar üzerinde otoriter, farklı konularda doğruyu Kur'an'ın söylediği bir mihenk taşı, Allah'ın Resulü'nün hak ile hükmetme zorunluluğu ve ona tabi olanların da aynı şekilde, hak yerine ehva ile, heva ile, arzular ile hükmetmenin gelmiş hak varken yasaklanması ve en önemli husus ayette ümmetlerin her birine ayrı ayrı teşri ve minhaç oluşturulduğu gerçeği. Müfessirin ayetle ilgili neler söylediğine bakalım. Yekulu Teala, Allah Teala diyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ, ve sana indirdik kitabı. اَلَّذ۪ي هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظ۪يمُ, müfessir kitap ile maksadın Kur'an-ı Kerim olduğunu. اَفْضَلَ الْكُتُبِ وَاَجَلِّهَا, kitapların en faziletlisi, en üstünü. بِالْحَقِّ, hak ile indirdik. اَيْ اِنْزَالًا بِالْحَقِّ, hak bir indirmeyle, hak üzere, hakkı kapsayacak şekilde, hak bir sebep ve gaye ile, müphem bırakıldığına göre hak ile ifadesi, kitabın her açıdan hak ile indirildiğini ifade etse gerek. وَمُشْتَمِلًا عَلَى الْحَقِّ فِي اَخْبَارِهِ, verdiği haberlerde mesela hakkı içeren, وَاَوَامِرِهِ, emirlerinde doğruca Allah'ın buyruklarını kullara ulaştıran, وَنَوَاهِهِ, sakındırdıkları hususlarda yine Allah'ın tam da yasakladığı şeyleri bir hakkın kullara bildiren bir kitap olarak. مُصَدِّقًا, tasdik edici, لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, öncesinde ne varsa, مِنَ الْكِتَابِ, kitaptan yana, yani Tevrat'ı, İncil'i, ta Hazreti Nuh'a varıncaya kadar Allah'ın kullarına, nebilere, rasullere indirdiklerini tasdik eden, bunu geçen derslerde konuştuk, esasen inanç bakımından, itikadi açıdan, çünkü ameller bakımından farklılık zaten ayetin içerisinde konu ediliyor. لِيَنَّهُ, müfessir diyor ki, çünkü kitap شَهِدَ لَهَا, kendisinden önceki kitaplara tanıklık etmiş, وَوَافَقَهَا, ve onlara muvafakat etmiştir. وَطَابَقَتْ اَخْبَارُهُ اَخْبَارَهَا, verdiği haberler oralarda geçen haberlerle örtüşmekte. وَشَرَائِعُهُ الْكِبَارُ شَرَائِعَهَا, ve temel teşrileri oradaki temel teşrilerle uyumludur. وَاَخْبَرَتْ بِهِ فَصَارَ وُجُودُهُ مِصْدَاقًا لِخَبَرِهَا, ve haber verdikleriyle böylece onun verdiği varlığı öncekilerin mistakı olmuş, doğrulaması olmuştur diyor müfessir. Sonra وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, Kur'an-ı Kerim müheymindir kendisinden önceki kitaplara. Bunu da önceki derslerde çok konuştuk. Müfessir ne diyor bakalım? Müfessir, ey müştemilen alâ meştemelet aleyhil kutubu sâbika, önceki kitapların kapsadıklarını kapsar demektir. Oradakiler bunda da var. Fazlası var. Ve ziyadetun fil matalibil ilahiyyeti vel ahlâkin nefsiyye, İlahi
talepler hususunda daha fazlası var. Allah'tan kula yönelik talepler ve kişisel ahlak, insanlara yönelik ahlak hususunda da daha fazlasını içeren muheymin bir kitap. فَهُوَ الْكِتَابُ الَّذ۪ي تَتَّبِعُ كُلَّ حَقٍ جَاءَتْ بِهِ الْكُتُبُ. Önceki kitaplarda var olan, gelmiş olan bütün hakkı izler, onlara tabi olur. فَأَمَرَ بِهِ onları emreder. وَحَثَّ عَلَيْهِ onları özendirir. وَأَكْثَرَ مِنَ الطُّرُقِ الْمُوصِلَةِ اِلَيْهِ ve bu hakka ulaştıran yolları çoğaltır. وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذ۪ي ف۪يهِ نَبَأُ السَّابِق۪ينَ وَالْلَّاحِق۪ينَ. Yine o kitap ki içinde öncekilerin, sonrakilerin haberleri var. وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذ۪ي ف۪يهِ الْحُكْمُ وَالْحِكْمَةِ. Yine o kitap ki Kur'an'ı kastederek içinde hüküm ve hikmet var. وَالْاَحْكَامِ الَّذ۪ي عَرَضَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ السَّابِقَةِ. Önceki kitaplarda var olan hükümler. فَمَا شَهِدْ önceki kitaplarda olan hükümlerse وَالْاَحْكَامُ الَّذ۪ي عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ السَّابِقَةِ فَمَا شَهِدَ لَهُ بِالصِّدْقِ فَهُوَ الْمَقْبُولِ. Arz olunan önceki kitaplardan hangi hüküm varsa, eğer Kur'an buna tanıklık ederse فَمَا شَهِدَ لَهُ بِالصِّدْقِ فَهُوَ مَقْبُولٌ. O kabul edilir, Kur'an'ın doğruladıkları doğrulanır. وَمَا شَهِدَ لَهُ بِالرَّدِّ فَهُوَ مَرْدُودٌ. Kur'an'ın refüze ettikleri, reddettikleri ise reddolunur. İşte sanıyorum kitabın muheymin oluşu esası itibariyle bu açıdan. Yani Kur'an baskındır. Öncekilerle müşterek olan hususlarda zaten aynı şeyi seslendiriyor demektir. Farklılaştığı yerde Kur'an esas alınır. Çünkü Kur'an muheymindir. Allah'ın katından gönderilen, insan elinin dokunmadığı, manipüle etmediği, bozmadığı en son kitap olarak bu yönüyle öne çıkmaktadır. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Hocam, bu kitaplarda daha faziletli oluşuyor mu? Gerekçesini duyar mı? Daha faziletli oluşunun gerekçesi. Yani burada muheyminen aleyhi diyor Cenab-ı Hak. Bu onlara nispetle üstünlüğünü ifade ediyor. Ama sadece bu açıdan mıdır? Allah Azze ve Celle bir önceki okuduğumuz ayetlerde Tevrat'ı da güçlü şekilde övüyor. İnna enzelne tevrata fihi huden ve nur. İçinde hidayet var, nur var. Yine okuduğumuz yukarıdaki ayetlerde İncil'le ilgili olarak ve ateynahul İncil'e fihi huden ve nur. Şekilde işaret ediyor. Müfessir kapsamı itibariyle öne çıktığını söylüyor. Yoksa Allah Azze ve Celle'den gelme olması bakımından, onun ahkamını içermesi bakımından müşterek olduğu açık. Çünkü daha Tevrat'la ilgili ayeti okurken aynı şeyi söyledik. Allah Azze ve Celle inna enzelne tevrata. Okurken siz Tevrat'la alakalı muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik ayetini duyunca bir sıcaklık hissediyorsunuz. Zaten elinizdeki mevcut kitap da o Yüce Mevla'dan gönderilme. Tevrat'ı da böylece sahipleniyor. Tabii esas sorun tahrif edilmiş boyutuyla hangi nispetteyse tabii, yozlaştırılmış boyutuyla hangi orandaysa, bu açılardan tabii ki Kur'an-ı Kerim'in Yüce Mevla'dan geldiği hal ile kalmış olması olağanüstü bir farklılık. Ama bu farklılığı insan eli oluşturuyor. Yani insanın dokunup berikini bozmasıyla
ortaya çıkan bir farklılık. Yoksa diğeri, herhalde diğeri arasındaki mukayese, Kur'an ayetlerini kendi içerisinde mukayese etmekten farksız gibi. Bazı kimseler, bazı müfessirler bu konuda bu türden ifadelere pek sıcak bakmıyorlar. Yani işte şu ayet Kur'an'ın en iyi ayeti veya işte şu ayet favori vesaire gibi. Ama yani ayetlerin tafsir edilmesinde. Ama rivayetlerde biz Allah'ın Resulü'nün yani bazı ayetleri, bazı sureleri, gerçi bunlarla ilgili bir kısım rivayetler oldukça sorunlu, üstünlükleriyle alakalı, ama bazı sorunlu olmayan rivayetler de var bazı ayetlerle ilgili. Ama bu onları, yani diğerlerini değersiz kılarak değil de bunları daha bir muhatabının dikkatine sunan, önemsemesini, onun amel etmesini belki salık veren bir yaklaşımla söylenmiş de olabilir. قَدْ دَخَلَ التَّحْرِيفُ وَالتَّبْدِيلُ Çünkü onlara tahrif ve tebdil girdi. وَاِلَّا فَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Yoksa Allah'ın katından olduğu hal şekilde olsa لَمْ يُخَالِفُ Farklılık oluşturmazdı veya muhalefet etmezdi. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ İndi sen onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. İşte bu ifadeyi yukarıda okuduğumuz, yani 3 ayet önce okuduğumuz ifadeyle kısmen çelişik bulup bunun onu neshettiğini düşünenler var. Veya buna benzer ifadeleri yukarıda gelen Estaizu billah fe inca'uke fahkum beynehum ev a'rid anhum. Sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister yüz çevir. Muhayyer bıraktığı anlaşılıyor. Yukarıdaki ayette hatırlarsanız 4-5 ayet önceydi. فَاِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضَ عَنْهُمْ Sonra da Allah Azze ve Celle وَاِنْ تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا Eğer yani hükmetmez de yüz çevirirsen, elini çekersen, ben size hükmetmek istemiyorum, bu sorununuzu hükme bağlamak istemiyorum diye وَاِنْ تُعْرِضَ عَنْهُمْ Yüz çevirirsen فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا Sana hiçbir surette zarar veremezler. Bu onun ihtiyarını, yani tercihli bırakılmasını güçlendiren bir ifadeydi. Ancak devamında وَاِنْ حَكَمْتَ Eğer hükmedecek olursan فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَاِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Muhakkak ki Allah ölçüye göre davrananları, adil davrananları sever. O ayette Allah'ın elçisinin hükmetme, bu gelen Yahudilere, ehli kitaptan gelen kimselere danıştıkları konularda hüküm söyleyip söylememek noktasında muhayyer bırakılmışken, bu okuduğumuz ayette Estaizu billah fahkum beynehum bima enzelallah. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ifadesini demek ki artık Allah'ın elçisindeki bu ister yap ister yapma imkanı kaldırılmış oluyor ve Allah elçisine artık bundan böyle onlar arasında hükmet demiş oluyor gibi anlayanlar ve bunu onun nasihi sayanlar olabilmiş veya buna benzer başka ayetleri yine nasih sayanlar olabilir. Biz o ayeti işlerken de bu konuya o zaman değindik. Dedik ki burada Allah Azze ve Celle oradaki tercihli durumun kaldırılışını değil, hükmettiği takdirde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesini, onların hevasına uymamasını, yani Allah'ın indirdiğinden başkaca bir hükme yönelmemesini, kendisine hak gelmişken bu yönünü vurguluyor. Yoksa hükmetmeme ihtiyarını, seçimini nakz ederek, onunla çelişerek
onu ortadan kaldırarak hükmetmelisin şeklinde bir buyruk olarak anlaşılmamalı. Öyle anlaşılırsa o zaman yukarıdaki o ayetle o zaman çelişki oluverir. Halbuki Allah Azze ve Celle orada ister hükmet, ister hükmetme derken, ama hükmedecek olursan illaki adaletle hükmetmelisin. Sana karşı sorunlar oluşturmuş, toplum içerisinde sıkıntı vermiş. لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Hatırlarsanız o uzun ayetin girişindeydi bu ifadeler. Seni üzmesin falancalar ağızlarıyla iman ettik deyip ancak kalpleriyle iman etmemiş. Ehli kitaptan Yahudilerle irtibatlı ve dışarıdan başka bir toplulukla müttefik toplum içerisinde projeler üreten, Allah'ın Resulü'nün yönetimini akamete uğratmaya çalışan bu kimseler gelirlerse sana bir gün hüküm istemek için hükmetmeyebilirsin. Ama hükmedecek olursan bu denli arada bir husumet vaktiyle olmasına rağmen, oluşmuş olmasına rağmen illaki adaletle hükmetmelisin. Vaktiyle olan sıkıntın bugün seni adaletsiz davranmaya yöneltmesin. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Dolayısıyla hükmet yahut hükmetme keyfiyeti devam etmekte, ancak hükmedecek olursan illaki adaletle hükmetmelisin vurgusu var. Aynı vurgu burada o adaletin ne üzerinden tecelli edeceğini açıklıyor. Onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Bu ifade hükmetmeyi dilediğin takdirde. Dilemezsen yine yukarıdaki tercih hakkı kanımca aynen devam ediyor olmalı Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam için. Fahkum beynehum, hükmetme, hükmet onlar arasında. Bime enzelallahu, Allah'ın indirdiğiyle. Müfessir minel hukmi şer'i, şer'i hükümle. اَلَّذ۪ي اَنْزَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ, Allah'ın sana indirdiği, üzerine indirdiği. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, sana gelmiş hakka rağmen ondan uzaklaşarak onların hevalarına uyma. اَيْ لَا تَجَعَلْ اِتِّبَاعَ اَهْوَائِهِمْ الْفَاسِدَ الْمُعَارِضَةِ لِلْحَقِّ بَدَلًا عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, sana gelmiş hakka bir alternatif olarak onların o fasit, o aykırı görüşlerini izleme, onların peşinden gitme. Böyle yaparsan فَتَسْتَبْدِلَ الَّذ۪ي هُوَ اَدْنَى بِالَّذ۪ي هُوَ خَيْرٌ, az olanı, basit olanı, değersiz olanı, hayırlı olanla değişmiş olursun. Allah'ın elbette gönderdiği hükümler, buyruklar, adaleti sağlayan son derece değerli hükümlerdir. Eğer bunların alternatiflerine kişi yönelirse, o zaman altın kadar değerli olanı son derece basit şeylerle değişmiş olur, mukayese ederekten söyledim. Devam ediyorum. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا, sizden her biriniz için, yani önceki ümmetler için de, sizin için de, اَيُّهَا الْاُمَمُ, ey ümmetler, geçen ders bunu konuştuk, Allah bireylere mi sesleniyor burada yoksa ümmetlere mi sesleniyor diye. Ümmetlere sesleniyor görüşü ağır bastı. Çünkü bağlamda önceki ümmetler var. Dolayısıyla da لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ, sizden her bir ümmet için kıldık, var ettik. شِرَعَةً, bir teşri. وَمِنْهَاجَ وَمِنْهَاج. Sonraki ders devam edelim. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.